Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Aralık 2022 yeni bir yayınla birlikteyiz. Yayınımızın konusu ZAP'taki çatışmalar, savaş, operasyon 8 ayı geride bıraktı ve bugün itibariyle 9. aya giriyor. Orada son durum nedir, ne değildir? Bir kez daha bakacağız. Oraya giden askerlerin geri gelmek için çeşitli yollar denedikleri, bazı askerlerin gitmek istemedikleri, giden bazı askerlerin kollarını kırdığını, geri gelmek için kollarını kırdıkları belirtiliyor. Ve zapta tabii buna örnek olarak bir uzman çavuşun hikayesi var. Onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi zaman zaman tabii yayınlar yaptık bu 8 aylık süre zarfında. Zaman zaman görüntüler yayınlandı, belgeler, açıklamalar, bilançolar yayınlandı. Ve bunları sizinle paylaştık. 7. ayda HPG Basın İrtibat Merkezi bir bilanço yayınlamıştı. Bunu paylaşmıştık ve bugün yani 17 Aralık itibariyle 8. ay da bitiyor, 9. aya giriyor. HPG'nin bir açıklama, bir bilanço daha yayınlanması bekleniyor bu saatler itibariyle. Henüz bu açıklama yayınlanmamış, yayınlanırsa belki onunla ilgili de bir video, bir yayın yaparız. Şimdi son durum nedir? Ona bakacağız. Savaşın bir maliyeti var. Ona bakacağız. Ve Batmanlı bir uzman çavuşun hikayesi var. Bu uzman çavuş dediklerimiz de koruyucu. İşte belli bir şeyden sonra, süreden sonra uzman çavuş oluyorlar. Ve bu uzman çavuş hikayesini Yeni Yaşam gazetesine anlattı. ZAP'a gidince bilmediği, görmediği, tahmin etmediği, ona anlatılanlarla ters olan durumlarla karşılaşıyor ve ne yapıyor? Oradan kurtulmak istiyor. Kurtulmak için de silah tutan elini, kolunu kırıyor ve oradan mecbur savaş dışı kalıp geri getiriliyor. Bunu anlatacağız. Bu haber Yeni Yaşam gazetesinde Selman Çiçek'in imzasıyla yayınlandı 2 gün önce. Şimdi 17 Nisan'da başladı bu operasyon. 17 Nisan, daha doğrusu 14 Nisan'da hava saldırılarıyla başladı. Biliyorsunuz önce hava saldırısı, sonra kara saldırısı başlıyor. 17 Nisan itibariyle kara saldırısı başladı ve 8 ayı geride bıraktı. Bu 8 aylık süre zarfında ne oldu? Orada bırakılan asker cenazeleri oldu, görüntüleri yayınlandı. Kimse bir şey demedi. Daha 3-4 gün önce Mustafa Bazna isimli bir askerin cenazesinin Metine'de kaldığı, ki çünkü bu operasyon ZAP diyoruz ama ZAP Metine Avaşı'nda yürüyor. Metine'de Mustafa Bazna isimli bir askerin cenazesi var. Ondan önce başka askerlerin cenazeleri vardı. Bunlar orada kaldı. Kimse bir şey demedi. Kimyasal silah kullanıldı. Halen gündemde helikopterler düştü. Bu düşen helikopterlerin bazılarının görüntüleri yayınlandı. Kimse bir şey demedi. İşte oraya giden korucular bazı şeyler anlattılar. O kimse yine bir şey söylemedi. Dolayısıyla bir sürü yayın yaptık. Başka başka yayınlar oldu. Başka başka açıklamalar oldu. Ama bugün de baktım, bakın büyük bir operasyon, büyük çatışmalar yaşanıyor. Çok ciddi bir savaş var orada. Son yılların en şiddetli çatışmaları orada yaşandı. Ve bunların bazılarını mesela 26 Kasım'da Giri Hakkari'de, Hakkari Tepesi'nde yapılan bir gerilla baskını var ki bunun görüntüleri bir aksiyon filmi gibi. Orada bir askeri üs basılıyor. İşte her şey ele geçiyor. Kimse yani hiç oralı bile olmuyor. Yani böyle bir durum var bile demiyorlar. Bugün de medyalara baktım, Türk medyasına. Hiç oralı değiller. Yani bu askerler gittiler. Ne oldu? Ne kaldı? Orayı elem geçirdiler. Bu operasyon başarılı mı? Başarısız mı? Veya nedir durum? Hiç bir ciddi bir haber yok. Eskiden olsa çok büyük puntolarla başlıklar, işte bazı yazarları tırnak içerisinde kendine gazeteci diyen bazı tipleri oraya götürüp onlara resim çektirme, oraya girdik, buraya girdik, şöyle yaptık falan, böyle manipülatif, propagandif yayınlar yapılıyordu. Şimdi hiç sanki orada bir şey yokmuş gibi yapılıyor. Dolayısıyla birazdan anlatacağımız bu askerin hikayesi de bunlara benzer bir şey. Şimdi tabii savaş demek yani rakam demek değildir ama işte HPG Basın İrtibat Merkezi günlük olarak orada hayatını kaybeden gerillaların kimlikleri açıklanıyor ki bugün de 5 gerillanın kimlik bilgileri açıklanmış ve orada ölen askerler var. Yani çok sayıda asker ölüsü var. Sahra hastanelerine getiriliyor. Hakkari'de sadece 6 Sahra hastanesi kurulmuş. Yaralılar var. Bunlara ilişkin geçmiş yayınlarımıza bakabilirsiniz ve Türk devleti gerçekten de askerlerini gizliyor. Şimdi
Şöyle bir durum var tabii ki. Yeni Yaşam gazetesinde biraz önce bahsettiğim savaşa ilişkin bazı yayınlar var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi 17 Nisan'da başladı. Mesela kayıp askerler var. Örneğin HPG tarafından açıklanan 29 Mayıs'ta Metina'da çıkan çatışmadan Astsubay Kıdemli Çavuş Yunus Eylik, Uzman Çavuş Ali Taşkın, Sirt Komando Tugayı'na kayıtlı, Uzman Çavuş Mevlüt Çetin ve Uzman Çavuş Ahmet Akpınar. Bunlar neredeler? Bu insanlar yaşıyorlar mı? Ölürler mi? Ölürlerse niye açıklamıyorlar? Yaşıyorlarsa neredeler? Yaralılar mı? Ailelerine bir şey söylendi mi? Yok. Çünkü bunlar orada ölmüşler ve bunların cenazeleri, askeri tesisatları orada bırakılmış. Ve Türk ordusu, Milli Savunma Bakanlığı veya herhangi bir bakanlık, herhangi bir devlet kurumu veya herhangi bir devlet yetkilisi şimdiye kadar bunlarla ilgili tek bir açıklama yapmamış. Bak isimlerini tekrar söylüyorum. Astsubay Kıdemli Çavuş Yunus Eylik, Uzman Çavuş Ali Taşkın, Uzman Çavuş Mevlüt Çetin ve Uzman Çavuş Ahmet Akpınar. Tabii onun dışında mesela biraz önce Mustafa Bazda'dan bahsettim. Onun cenazesi, başka cenazeler orada kalmışlar. Şimdi bir uzman çavuş oraya gidiyor. Batmalı bir Kürt ne yazık ki. Ve diyor ki ben ekonomik sebeplerden dolayı gittim. İşte kaydolmuş şeye. Selman Çiçek'le röportaj yapmış. Selman Çiçek'in özel haberi gazeteci arkadaşımız Yeni Yaşam gazetesinde yayınlandı. Bu haber ne zaman? 16 Aralık günü dün. Şimdi bu uzman çavuş tabii ismini söylemiyor. Çünkü ismini söylese öbürsü gün hemen hapsi boylar. Ve diyor ki ben diyor ekonomik sebeplerden dolayı geçinememe sorunu vesaire bir sürü işte kendine göre gerekçe anlatarak diyor işte şeye git yani uzman çavuş oldu. Ve işte korucu daha sonra da uzman çavuş oluyor ve ZAP'a götürülüyor. Tabii hiç bilmediği bir coğrafyaya gidiyor ve orada gerçeklerle yüzleşiyor. Ona anlatılanlar ayrı, orada yaşananlar ayrı. Yani hayalleri maaş almak, dolgun bir maaş almak ama gerçekler ölmektir, yaralanmaktır. Dolayısıyla bu elemanı da alıp ZAP'a götürüyorlar ve orada başka hakikatleri, başka durumları görünce ölmek istiyor aslında. Ve bu ölme ihtimali onu sarsıyor. O gerçek, orada yaşanan gerçekler onu sarsıyor. Ve başına her türlü şey gelebilir düşüncesi sarıyor. Yani böyle bir duygu ve düşünceye giriyor. Ve dolayısıyla hayatında ilk kez Selman Çiçek anlatıyor. Çiçek diyor ki hayatında ilk kez ölümle karşı karşıya geliyor. Ve o ölüm gerçekliğinden sıyrılmak için bir çare arıyor. Ne yapıyor? Kolunu kırıyor. Yani silah tutan kolunu kırıyor. Ve çünkü silah tutan kolunu kırarsa o zaman savaş ortamından uzaklaşacak. Ve savaş gerçeğinden, ölüm gerçeğinden bir nebze olsa da kurtulmuş, uzaklaşmış olacak. Çatışma anında ne yapıyor? Çatışma anında kolunu kırıyor ve daha sonra hastaneye kaldırılıyor. Hastanede kaldırılınca da işte Batman'a geri dönüyor ve işte şu anda ZAP'taki savaş dışında kalmış durumda. Şimdi durum bu. Yani bu sadece bir örnek. Tabii orada herkes, her uzman çavuş, her asker bunu şey yapmıyor, bunu aramıyor, bunu yapamıyor olabilir. Böyle bir durum var. Bu orada Türk ordusunun gerçekten içine girmiş olduğu duruma bir kez daha bize gösteriyor. Şimdi Mezopotamya Haber Ajansı bugün bir haber yayınlamış. Gazetecimiz Ertuğrul Mavioğlu'na dayandırıyor. Ertuğrul Mavioğlu diyor ki savaşın bütçesi günlük olarak Kürtlere karşı açılan savaşın bütçesi günlük olarak 20 milyon dolar. Bu hangi hesaplardan dolayı, hangi hesapların sonucudur? Geçenlerde bir AKP'li bir eski savunma bakanı ve meclis savunma bütçesi komisyonunun Nurettin Canikli'nin yaptığı hesaplar mecliste bu bütçe görüşmelerinde savaşı, tankların, topların, işte F-16'lardan atılan füzelerin, akıllı mühimmatların vesaire bunların fiyatını anlatırken ne demişti? Demişti ki işte bir F-16'dan atılan bir mühimmat 400 bin dolar. Nüfus edici bomba maliyetinin fiyatı
1 milyon 200 bin dolar. Atlan her bir obesin fiyatı 5 milyon dolar. İşte bunları anlatmıştı ve Ertuğrul Mavioğlu da bu verilerden, bu rakamlardan yola çıkarak bir değerlendirmede, bir analizde bulunmuş ve diyor ki şu anki savaşın günlük maliyeti 20 milyon dolar. Bak şimdi biz bununla ilgili bir şey yaptık. Bazıları alta yazdı, işte biz açlıktan ölsek de yine savaşa ordumuz falan. Tamam, siz ölebilirsiniz ama işte orada, oraya gidenler kaçmak için de kolunu kırıyor, ayağına sıkıyor, bilmem ne yapıyor. Buranıma giriyor. Gelenlerin artık ömür boyu zaten psikolojik olarak da manevi olarak da iyileşmesi mümkün değil. Savaşın öyle bir gerçekliği de var. Yani çok savaş isteyenler öyle şeyden, Twitter'dan, YouTube'dan savaş istiyoruz, işte biz her Türk asker doğar gibi cümleler yazmak o kadar kolay, ama gerçekler öyle kolay değildir. Dolayısıyla bu kadar savaş sevmek, bu kadar kan emiciliği yapmak zaten insanlık dışı bir şeydir. Bunun Kürtlükle, Türklükle alakası yok, ama savaş gerçekleri orada bambaşkadır ve biz de yayınlarımızda bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Olan hakikatleri paylaşmak istiyoruz. Bazısı diyorlar ki işte bu abartılı, bu abartılı. Siz anlatın, gerçekleri anlatın. Eğer bu anlatılanlar yanlış ise, eğer bu anlatılar eksik ise, o zaman siz doğruları anlatın. Siz doğruları anlatın, bizi sizden duyalım. Başka insanlar da sizden duysun. Ama gazeteci, siyasetçi, sivil toplumu, aktivist, barışçı olacak, savaş karşıtı olacak. Fakat orada yaşanan hiçbir şeye ilişkin de herhangi bir yayın yapmayacak, tek bir cümle söylemeyecek. Sonra da Kürt medyası abartıyor diyecek. O zaman sen söyle. Asker ölüyor, cenaze yayınlanıyor, bilmem ne oluyor, hiç yayın yapmıyorsun. Ne biçim gazetecilik, ne biçim savaş karşıtı. Hiç. Oralı olmuyorlar. Dolayısıyla da bazen giriyorum eleştirileri, Kürt medyası abartıyor. Görüntü yayınlanıyor. Sen o görüntüleri inceleyip bakabilirsin. Kimyasal kullanılıyor. Kimyasal kullandığına dair işte bilim insanlarının raporları var. İnsanlık dışı bir şey. Ona ilişkin bir şey söylemiyor. Dolayısıyla bu tür eleştiriler de zaman zaman geliyor ama çok önemli değil. Önemli olan orada olup bitenleri burada, bu tür mecralarda, Kürt medyasının işte televizyonlarında, ajanslarında, gazetelerinde sizinle paylaşmaktır. Bu kayda geçiyor ve şimdi olmasa da yarın öbür gün herkes bu gerçeği görmüş olacak, duymuş olacak ama biraz da gecikmiş olacak diyoruz. Şimdi dediğim gibi baştan beri bu savaş, zapt metini, avaşındaki savaş 8 ayı geride bırakıyor, 9. aya giriyor ve bir bilanço, bazı işte bu durumla ilgili bir yeni materyaller, yeni bilgiler ve belgeler yayınlanırsa bunları sizinle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar, iyi günler.